Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir vlogla beraberiz arkadaşlar. Bugün dolu dolu geçecek. Şimdi 2 saat kadar bir evde takılacağız. Ondan sonra arkadaşımla buluşacağım güzel bir kafede. Onunla da sohbet, muhabbet. Bakalım daha neler neler göreceğiz. Şimdi sizlere kışlık hazırlıklarımı göstermek istiyorum. Ne gibi bir kışlık hazırlığı yaptım. Şimdi 2 parça sivit aldım. 3 tane de ayakkabı falan aldım. İki tane güzel ceket aldım. Bu aralar nedense ceket hastalığım tuttu ya. İnanılmaz derecede hoşuma gidiyor. Bir de şimdi artık sivit, kazak falan giymeyi de bırakıyorum yavaş yavaş. Ama dayanamadım, iki tane aldım. Onu da hani arada giymek için falan aldım. Onun dışında artık full tişört ve ceket. Gerçekten böyle rahat ediyorum. Bakın sizler için infuser ışığı bile aldım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu beyaz rengi. Aşırı da işe yarıyor bu arada bak. Bu beyaz. Bu mavi. Bu de sıcak ışık. Güneş ışığı gibi bakın. Oha nasıl oldu be? Değil mi? Çok iş görüyor. Hatta şimdi bunu şöyle de çapraza koyalım ki ışığımız güzel olsun. Sarı ışığı böyle olmalı canım. Bakın böyle siyah bir sivit aldım Calvin Klein'den. Güzel, bayağı da kalın ama ya. Yani Antep için çok mu kalın? Onu bile düşünüyorum. Sonrasında grisini aldım. O tabii farklı bir desen. Bu normal Calvin Klein yazıyor. Herhalde ters çıkıyor şimdi büyük ihtimalle de. Neyse. Alırken de benim tersim çıktı. Şimdi böyle de kahve tonlarında güzel bir ceketim var. Bunu da deneyeyim sizler için. Güzel ya. Bilmiyorum ya. Bu son 2 yıldır falan bir ceket hastalığım tuttu. Saçma bir şekilde. Herhalde şey daha çok rahat ediyorum ya. Ondan dolayı olabilir büyük ihtimalle. Hoppa. Bayağı iyi oldu ya bu. Kolları falan da zaten şöyle düğmeli falan. Güzel oluyor. Antep'te zaten fazla şey kalın şeyler de giyilmiyor bu arada. Hani kışı bile biraz daha şey tam kış gibi değil. Hani sıcaklıyorsunuz arada. Sadece yağmur falan iyi yağıyor. Bundan 3 yıl önce var ya bir kar yağmıştı. Bir kar yağmıştı. Yemin ediyorum size bacak boyuma kadar geldi ya. Hatta bir ara sanayi falan bile kilitlendi yani. Antep'te her şey durdu. Her şey. Herkes de çok şaşırmıştı. Böyle Jack Johnson arkadaşlar. Bunu çok giyeceğim gibi duruyor. Çünkü çok beğendim. Güzel bir yağmurluk tarzında bir ürün. Bakın. Şöyle de göstereyim hatta. Bakın arkadaşlar. Yatağımın üstü çok dağınık ya. Abi ben normalde var ya aşırı toplu bir insanımdır. Ama nedense oda da küçük gelmeye başladı. Oda da küçük gelmeye başladığından dolayı dağınık birine dönüşüyor gibi oldum. Normalde hiç böyle değilimdir var ya, yani çok topluyumdur. Hala topluyum gerçi ama bilemiyorum. Bilemiyorum. Herhalde o da küçük geliyor artık. Bakalım evde satışa falan koyduk da. Alın abi. Allah rızası için alın. Ben de büyük odaya geçeyim. Arkaya şu LED'ler falan düşünüyorum var ya. Bakın. Şimdi normalde şurası işte mesaneliğim var. Şurada zaten halkın oyuncu koltuğu var. Bunu yeni aldım ama çok memnunum yani. Aşırı derecede iyiymiş. Bundan önce ben kaç, nereden baksan 10 yılın üstünde bir tane koltuk kullanıyordum. Ama o da artık küçük gelmeye başladı. Buna geçtim. Aşırı derecede rahat. Tavsiye ederim yani. Halkın ürünleri güzel oluyor. Ve de özellikle şey almayın, deri almayın. Kumaş alın alacaksanız. Şöyle çalışma masam. Bunu özel yaptırdım. Bunu marangozda yaptırdım. Şu altında da bir çekmecesi var. Buna da işte bilgisayarımı falan koyuyorum. Windows bilgisayarımı koyuyorum. Şunu da sağ olsun bana devlet baba vermişti. Bakın Harry Potter hayranı olduğum için hemen stickerlarını almıştım, yapıştırdım da sararmış artık ya. Yıllar geçti, yıllar. Şöyle kütüphanem falan var işte. Şurada işte bakın dijital oyun tasarımı öğrencilerin hoşuna gidecek şeyler. Bak. Game Jam Yaşar Şahin. Altın Baklava Yaşar Şahin. Orada işte görevliydik, mihmandardık. Huvayi Arge buluşması vardı. Ondan sonra moderatör olarak işte hem Game Jam'de hem de WebHackathon'da moderatördüm. Arkada da aynen Google topluluğunda olduğum için 23 ile 25 arasında biz web eğitim vermiştik. Müzeyyenler Kulu'da. Gerçekten çok faydalı olmuştu arkadaşlar için de. Burada böyle küçük oyuncaklarım var. Bakın. İnanılmaz derecede. Bunları yıllar önce teyzem getirmişti. Hoşuma gidiyor ya. Figür seviyorum abi bak. Bak şimdi.
Hoppa. Okuma kitaplarını çok severim arkadaşlar. Bol bol da kitap okumaya çalışırım. Yani buradan en sevdiğim kitap Serenat'tır mesela. Yani Serenat muazzam bir kitap. Bir tane profesörle üniversitede çalışan bir kadını anlatıyor. Çok duygusal da bir kitap aşırı derecede. Altta şöyle Harry Potter serim var. Şurada iki tane Star Wars figürüm var. Böyle Galatasaraylı olduğum için sağ olsunlar, sağdan soldan bana boncuk getiriyorlar ama duruyor yani. Şurada bir tane taş var da bunun ne taşı olduğunu bilmiyorum bu arada. Yüzüklerin Efendisi özel cilt kitabı. Tek bir kitap almayı tercih ettim. Çünkü tek bir raf olduğu için hani sığmıyor. Yaşar Kemal İnce Mehmetler. Yaşar Kemal hassasıyımdır. Zülfü Livaneli'yi çok severim. Bakın Dostoyevski'den Budala. Muazzam bir kitap, tavsiye ederim. Ama burada mesela hani favori kitabım ne diye sorarsanız Serenat 1'dir. 2'ye George Orwell 1984. Yine George Orwell 3. olarak Hayvan Çiftliği. Hayvan Çiftliği çok iyidir arkadaşlar. Ondan sonra da şu alta geliyorum. Bakın Uçurtma Avcısı abi. Afganistan'ı genel olarak ele alıyor. O da yani o dönemi ele alıyor. Ama çok duygusal da bir hikayesi var. Çok duygusal yani. Aslında baktığın zaman küçük bir kitapmış gibi geliyor ama muazzam yani. Tavsiye ederim. Uçurtma Avcısı, Serenat bunları okuyabilirsiniz. Dünyanın Uyanışı. Bunu daha okumadım. Sağ olsun Ceren ablam almıştı. İşte Ate'yi falan izliyorduk o zamanlar beraber. O da aslında okudu bunu. Fazla dedi hani beğenemedim dedi. Çünkü Ate'yi aslında ilk sezonda güzeldi ama ikinci sezonu hani izlemedim. Ama yorumlara falan bakmıştım. Hani genel anlamda beğenmemişler. Herhalde biraz saçmalamış falan. Neden bilmiyorum. Genelde bu Netflix'te olsun, normal televizyondaki diziler de olsun. Yani bir dizi bir sezonluk abi. Hani ikinci sezonu, üçüncü sezonu iyi olan diziler zaten herkes tarafından küresel anlamda çok izlenen diziler oluyor. Başarılı olduğu için. İşte bu da ben. Bu da ben. Vans'ı göstereyim arkadaşlar. Şu ayakkabılar kaldı ya. Vans aldım, klasik. Herkeste var. Herkeste var gerçekten. Ama her klasik de içinde bir güzellik barındırır dedik aldık. Şöyle Adidas'ın bir ayakkabısını aldım arkadaşlar. Bunun modelini unuttum. Şöyle göstereyim yine sizlere. Çok rahatmış ya. Yani bu Vans'tan daha rahatmış bu arada. Vans'ı bilmiyorum herhalde. Yani yapısından dolayı rahat, fazla rahat değil herhalde yani bu ayakkabıya göre. Evet, şimdi size diğer ayakkabıyı göstereyim arkadaşlar. Evet, geldi. Yine Calvin Klein'den aldım arkadaşlar bunu. Ve aslında bu kalıplar şeydir, klasik kalıptır. Bakın, gördüğünüz gibi klasik bir kalıp ama şu önemli mesela yani bu kesim ayakkabı alacaksanız eğer kalıplarına dikkat edin. Yani kalıp dediğimde dış materyaline dikkat edin. Çünkü bir takımın altına veya günlük kullanımda giydiğiniz zaman materyali yani dış malzemesi eğer kötüyse o ayağınıza yayılıyor. Hani bence bir ayakkabının duruşu olmalı ve o ayakkabı duruşunu asla bozmamalı gün içinde de. Çünkü çok koşturursunuz veya özel bir yere gidersiniz, giyersiniz. Hani ayakkabı ben buradayım demeli. Bunun için ben Calvin Klein'i tercih ettim. Bunun tam benzeri şeyde de güzel var. Deri montta da güzel var. Ya da Tamer Tanca'da da güzel var. Gençlik başımda duman, ilk aşk ilk heyecan, kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Şimdi evden çıkalım. Gidelim arkadaşımızla buluşmaya. Hadi. Gaziantep'te festival var ya bakın. Tabii akşam daha yoğun olur burası. Şimdi de trafikteyim falan. Şarkımız da çalıyor. Böyle işte arkadaşlar. Burası iyi ama bakın buraya da gelebilirim yani belki. Ama çok kalabalık oluyor yani çekilmiyor. Bir derdimi anlatmak istiyorum açıkçası. O da ne biliyor musunuz? Yani ben günler öncesinden yani 10 gün hatta 15 gün falan mı oldu bilmiyorum ama Trendyol'dan işte babam için bir tane tesbih siparişi vermiştim. Güzel bir tesbihti yani. Kargo verildi. Şubeye geldi. Kardeşim şubeye geliyorsun dağıtıma çık. Sen sonra bir haftadan fazla dağıtıma çıkmıyorsun. Sonra canlı desteğine bağlanıyorum. İşte şube neredeyse hani gidip alabilirim gibisinden. Bana bir şube adresi veriyorsunuz. Gidiyorum ortada şube falan yok. O kadar yakıt yakıyorum ya da zamanımdan gidiyor. Karşıdan bir açıklama yok. Neymiş? İşte canlı destek talep kısmına yönlendirecekmiş. Sorununuzu çözecekmiş. E şimdi de o sorun çözüldü. İade kodu oluşturulmuş. Bana diyor ki paranız taksit verilecek. Yok efendime söyleyeyim yine 2 ile 10 gün iş içinde bekleyin.
Bekle babam bekle. Benim hediyem ne oldu? Gitti. Tamam, paramı vereceksin sonuç olarak. Peşin veya taksitli bir şekilde de. Yani bu mudur senin çözüm yolun? Saçmalık ya, gerçekten. Yani mağdur ediliyoruz. Canlı desteğe bakıyorum, böyle kopyala yapıştır yazıları atıyorlar falan. Bu ne arkadaş ya, nazara mı geldik, bir şey mi geldik anlamadım. Yani çok sinirim bozdu ya. Günlerce bekliyorum ben, 15 günü geçiyor. Sundukları çözüm bu. Siz bana çözüm falan sunmayın abi ya, neyse. Boş boş işler ya. Boş boş. İşten oyun tasarımı ile ilgili sence içerikleri mi iyi mi? Bence gayet güzel. İzlemenizi tavsiye ederim. Hiç bilmeyen birisi olarak söyleyeyim size bunu. Gerçekten işe yarıyor. Tavsiye ederim. Oyun tarihi desen var, eleştiri desen var, blog desen yine var. Adam her şeyin içine giriyor ya. Daha ne yapsın bu Estağfurullah adam? ya. Daha ne yapsın bu adam? Senin bölümün nasıl mesela ya? Tercih edilebilir mi? Benim bölümüm şöyle. Ticaretten anlıyorsanız, bu arada benim bölümüm uluslararası ticaret ve lojistik. Yani anladığınızı düşünüyorsanız girin. Ya da diliniz varsa da girebilirsiniz. Ve eğer kendinizi geliştirirseniz, sadece bir dil bakımından demiyorum bunu. En az 3-4 dil yaparsınız bunu. Çok iyi paralar kazanırsınız. Ve onun dışında da İyi olarakları var ya baya. Çok iyi var ya. Bu arada arkadaşlar, Luka geldi. Şimdi saatler olduğu için bayağı sakinim. Akşam saatinde buraya gelseniz aşırı bir yoğunluk var. Çünkü ortam çok güzel, gördüğünüz üzere. Biraz daha o otantik havayı alıyorsunuz. Güzel, ferah, yüksek tavan. Tavsiye ediyorum sizler için de. Dostumla beraber güzel bir şekilde sohbetimizi, muhabbetimizi ettik. Bloğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım. İçeceklerimizi de içtik yani. Öyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar çok acıktık ve yemek yemeye gidiyoruz. Büyük ihtimalle hamburger yiyeceğiz. Çünkü biz fast food aşığıyız. Fast foodları çok seviyoruz. Görüşürüz orada. Evet, hamburgerlerimiz de geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bunları gömeceğiz arkadaşlar. Kusura bakmayın, canınız çekiyorsa özür dilerim. Ama çok acıktım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi Toskana Tespih'e geldik. Babama biliyorsunuz ki hediye arayışındaydım. Hatta sitemi de biliyorsunuz. Trendyol'dan kargom da gelmedi. Trendyol'dan gelmeyince de hemen aklıma gelen ilk yere Toskana Tespih'e geldim. Şimdi abim bize cinslerini anlatacak tespitlerin. Çünkü ben anlamıyorum. Anlayandan dinlemek lazım. Kardeşimiz babasına doğum günü hediyesi almak istemiş. Sağ olsun biz tercih etmiş Toskana tespih olarak. Biz de kardeşimize gümüş püsküllü, özel nakkaş imameli, rusoltu, özel, kalıcı, güzel yıllarda kullanabileceği çok güzel bir hediye takdim ettik. Babası da güzel günlerde sağlıkla Teşekkür ederim. kullansın inşallah. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Biz tercih ettiği için de çok teşekkür ediyoruz. Şu modelde kendime aldım arkadaşlar. Bu neydi Bu abi? da, bu da kolorosit, kolorosit gümüş mühürlü, gümüş imzalı. Kolorosit sıkmanın bir üst grubu, kehribar grubu. Bu da çekimi çok güzel, rengi çok güzel, renk değiştirir. Çektikçe de daha renk değiştirir. Çok şık bir ürün. Model olarak çok güzel. Çok güzel. Bu buğday çekim dediğimiz bize çok şık. Elde falan duruşlu harikadır. Güzel günlerde Teşekkür kullanırsınız. ederim Sağ abi. ol, ben teşekkür Eğer ederim. arkadaşlar yolunuz düşerse Toskana tespihi beklerim. Gerçekten reklam değil. Ama hani siz de eğer tespih merakınız varsa ya da hediye almak istiyorsanız büyüklerinize ya da arkadaşlarınıza hani bir uğrayıp bir göz atabilirsiniz. Evet dostlarım, tespihçiden çıktık ve şu anda da amcamgile geldik. Akşam yemeği buraya davetliymişiz de. Ya ben hiç iyi değilim ya, şaka maka da o hamburgerden zehirlendim ben herhalde. Ya Meksika acılı söylemiştim. Herhalde bu aşağı Meksika'nın hamburgeriymiş ki beni zehirledi. Yani acısı bana aşırı derecede fazla geldi. Bilmiyorum, inşallah serum falan yemem ya, umarım. Ama karnım çok ağrıyor, onun için vlogu kısa kesmek zorundayım canlarım. Ama umarım keyifli olmuştur, umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Bu arada tespihler de gerçekten reklam değildi. Hani babama bir hediye almak istiyordum. Bir tane tespih sipariş de vermiştim bildiğiniz üzere. Gelmedi ve ben de Toskana tespihe gittim. Tespih aldım. Hatta oradaki abi de bakın şu bilekliği hediye etti bana. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Öyle işte arkadaşlar. Gerçekten son zamanlarda keyif aldım. En güzel vloglardan birisi oldu. Hepinize teşekkür ediyorum sonuna kadar izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka vloglarda görüşmek üzere. Biliyorum dijital oyun tasarımı için de videolara başladık. Onlarla da hız kesmeden devam ediyoruz. Dijital oyun tasarımı da öğreneceğiz. Bunun yanı sıra da böyle renkli ve güzel vloglarla yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.